Ben 25 yıldır bana verilen oyları helal ettirdim. Yani önce Allah'ıma sonra halka hesap vererek geldim. Antalya tabii ki turizm ama bunun yanında da tarım var. Sonra da ticaret var. Elimizden geldiğince kes sayısını arttırıyorum şimdi. İki tane daha yapıyoruz şimdi. Mesela şöyle düşünün, hayvancılıkla ilgili. Özel cihazımız var, gördünüz mü bilmiyorum, duydunuz mu? Büyükbaş ineğiniz dahil olmak üzere giriyorsunuz, onun tırnaklarını kestiriyor. Hiç Türkiye'de yoktur. Mesela Korkuteli'nin pilot bölgesi seçtik. 10 ton gübre attırdık şu anda. Nere biliyor musunuz? Meralara. Buna benzer mesela 140 dönüm buğday, şimdi 300 dönüme çıkarıyorum. Aksu'yu geçerken orada bir yazı okuruz. Orada yazar Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Görmüşsünüzdür herhalde. O bizim değil ama biliyor musunuz? Özelleştirilmiş. Halk Ekmek 2006 yılında kapatılmış. Ve şimdi şu an itibariyle yeni bir yer hemen bir Halk Ekmek açıyorum. Aksu, Kepez, Döşemealtı. Hepsinin kanalizasyonlarını bitirdik. Yine ihtiyaç olması durumunda yapıyoruz. Mesela içme suyu ile ilgili asbestli borularda 70'li yıllarda köylerde mesela köy hizmetleri yapmış. Kum ocakları veya çakırlara dönecek bir tır her yeri kapatırdı. Bütün orta revujları, yol genişletmesi 41 yerde yaptık Büyükşehir Belediyesi olarak. Hepsine müdahale ediyoruz. Bu Antalya'da Muhittin Böcek'e göreve getirmediğiniz öncesi kavşaklarda, yağmurda, çamurda, battaniyede sarılı yatanları görüyor muydunuz? Şimdi göremiyorsunuz. Onlar 128 kişidir. Bir mekanda 5 katlı bina ayarladık biliyorsunuz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hangi belediye olursa olsun, hangi partili olursa olsun ben oradaki vatandaşa saygılıyım. Beraberce bu Antalya'yı yönetmeye devam edeceğiz. Antalya için çalışıyoruz.